Damair zamirler konusu. Zamirler Arapçada gerçekten çok çok sık karşılaşılan bir bölüm. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'de bir sayfada 15 satır. Buna yani neredeyse her satırda bir zamire rastlamak mümkün. Yani her Kur'an sayfasına neredeyse 20 tane, belki de daha fazla zamir bulmak mümkün. Çok sık karşılaşılan bir konu, iyice öğrenilirse Arapçaya karşı kişiyi gerçekten teşvik edebilir Arapça öğrenimine. Çok ciddi bir etkisi var. Bu nedenle konuyu dikkatlice çalışmanızı özellikle tavsiye ederim. Ve öğrenilmeye de en müsait konuların başında gelir arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Şöyle, et-tarif, evvela bir tarif yapacağız. Zamir nedir? Et-damiru, zamir o şeydir ki ma yukna, kinaye edilen şeydir. Yukna bihi, onunla kinaye yapılan. An mutekellim misl, mütekellimden kinaye yapılan. Mesela ene dediğin zaman, bu ene senin yerine, yani konuşan kişi yerine kullanılan bir isimdir. Yani burada zamir buna denir. Yani benden kinaye ene. Ev ya da arkadaşlar, bu mütekellim için mütekellimden kinaye. Bir de muhataptan kinaye yapılır. Mesela ente dersin. Ya da entum, siz ya da ikiniz. Bu da yine muhatap, karşıdaki kişiyi kinaye ile kullanıp zamir yapıyorsun. Ev gaib ya da gaipten yükna yapacaksın, kinaye yapacaksın. O da yine zamirdir ki huve mesela, o, onlar. O ikisi gibi. Ev damir ya da damir, ismun camidun ya da damir, normal böyle bir isimdir ki camit bir isim. Yani herhangi bir şekilde irabı yapılmamış bir isimdir. İraba girmeyen bir isimdir. Böyle kök bir isimdir arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde başka bir isimden türememiştir. Camit, ismi camittir zamir. Mebnidir arkadaşlar. Mu'rab değil tabi. Yuslahu en yuhalle mahallel isim. Yani onun ismin mahallini alması, en yuhalle, ismin mahalline yerleşmesi, ismin yerine kullanılması yuslah. Yani uygundur. İsmin yerine geçmesi uygun olan camit bir isimdir. Mebnidir tabi. Zamirler hepsi mebnidir arkadaşlar. وَلَمَّا كَانَ الدَّمِيرُ مَبْنِيًّا فَاِنَّهُ لَا تَدْخُلُهُ الْعَلَامَةُ الْخَاسَّةُ بِالْتَسْنِيَةِ Madem ki zamirler mebnidir arkadaşlar. فَاِنَّهُ o zaman bu damiru şendir. Açıklama yapacak. فَاِنَّهُ hakikat odur ki لَا تَدْخُلُهُ zamire dahil olmaz. El-alametu el-khassetu bit-tesniyeti ev-el-cem'i çoğullara ya da ikil isimlere has olan elif, nun, ondan sonra ya da elif, te, bu cem-i müenneslere ya da vav, nun, bu cem-i müzekkerlerin alametidir. Çoğul alameti, bu da ikil alametidir. Şunlar zamirlere dahil olamaz. Çünkü mebnidir. Bunlar ancak mu'rab olanlara dahil olur arkadaşlar. Şöyle yani mebni olduğu için bu tesniye ve cemi alametleri, onlara özel olan alametler bunlarda yok. Ve innema yedhulu şey yedullu bizatihi ve tekvini siyahihi ala ma nurid. Evet. Yani o kendi zatıyla işaret eder. O zamir kendi kendisine delalet eder ki bizatihi ve tekvini, evet, yedullu bizatihi ve tekvini siyahihi, yani kendi sigalarının oluşumuyla ve bir de kendi zatıyla zamir alama nurid, irade ettiğimiz, istediğimiz şeye delalet eder. Sen yani zamiri ne için irade ediyorsan oraya delaleti ya kendi zatıyladır ya da tekvinendir yani. O şekilde belirtmiş olayım. Yani elif nun almaz. Mesela huma dersin, huma. O ikisidir. Ama iki kişi olmasa hemen niye nunu yok? Nunu gelmez. Öyle alamet olmaz. Ya da sen hunne dersin. Hunne onlar. Kadın cinsi hunne. Hani bunu elif ve te olacaktı.
çoğul alameti müennes'te de elif t'dir. O da gelmez. Yani kendine has, kendi zatıyla o istediğimiz, arzu ettiğimiz ismin yerine geçiyor. Yine huma öyledir arkadaşlar. Faddamir mesela ente. Yufidu eddelaletu ala, yani burada ente dediğin zaman senin iraden, isteğin şöyle bir işaret yapıyor ki delalet, yani gösterge, ala ennel hitabe lil müfredil müzekker. Gösterge şudur. Sen ente dediğin zaman müzekker birine sesleniyorsun sen. Bir de müfred birine sesleniyorsun. Ve bir de muhatap, hitap, yani karşıda bulunan birine sesleniyorsun. Ente bu üçünü içinde barındırıyor. Hem muhatap, karşıdadır sen. Hem müfreddir, bir kişidir. Hem de müzekkerdir ente. Enti desen muhataptır, müfreddir ama müennestir enti gibi. Ve entum. Mesela entum dediğin zaman yufidu delale. Entum ile işaret, gösterge odur ki ala ennel hitap, muhatap biri var, entum çoğuldur, li cemaatin, bir de ezzukur müzekkerdir. İşte üç delaleti bu şekildedir. Entum entunne yine yufidu el delaletu ala ennel hitap, muhataptır yine, entunne cemaattir, çoğuldur ama inas, yani müennesler içindir. Böyle arkadaşlar, yani biraz mantığa giriyor, işin mantığını kavratıyor. Lakin limaza summiye damir. Peki niye zamir denmiş bunlara? Ene, ente, şöyle arkadaşlar, ene, ente, huve. Bunlar mesela niye bunlara zamir denmiş? Hiye. Niye bunlara zamir denmiş? Velakin limaza summiye damiru damiren. Niye zamir zamir olarak isimlendirilmiş? Yakul İbn-i Hişam el-Ensari el-Mısri, Mısırlı Ensari'den İbn-i Hişam şöyle demiş. El-Ensari, tabi Ensari dedi de onun bir künyesi. Fi kitabihi şerhu şuzuril zahabi fi ma'rifeti kelamil Arab. Bu kitabında şöyle diyor, muciben, cevap olarak, ani sual, soruya cevap olarak şöyle diyor İbn-i Hişam. Ve innama summiye mudmaren, damir olarak isimlendirilmiş, min kavlihim, Arapların şu sözünden dolayı, min kavlihim. Admir, admartu, yok şöyle, admirtu, evet, admirtu. Ben yok, admirtu değil arkadaşlar, admertu, admertu. Hani ekreme var ya, ef'altu, ekreme, işte eclese, a'leme. Dolayısıyla ekreme babıdır, if'al babı, admertu. Admertu, evet, eşşey'e, şeyi gizledim. İza seterteha, sen bir şeyi gizlediğin zaman, admertu şey'e dersin. Ev ahfeytaha, ahfeytahu, ya da bir şeyi gizlersen. Aynıdır. Yani hafi, satır. Bir şeyi örtersen ya da bir şeyi gizlersen ne dersin? Admertu şey'e dersin. Ve minhu kavluhum, bir de Arapların şu sözü de var. Admertu şey'e fi nefsi. Yani içimde şeyi gizledim. Ev mineddumur ve huve elhuzal. Ya da dumur kelimesinden de gelmiş olabilir. Birinci mana demek ki gizlemek manasıdır. İkinci manası, yine damir neyden geliyor? Dumur kelimesinden geliyor arkadaşlar. Ve huve el huzal. Huzal manasına gelir dumur. Ben şimdi hemen sözlüğe bakayım. Huzal nedir manası arkadaşlar? Şöyle. Hazel, yani biraz evet, zayıflıktır arkadaşlar. Huzal. Yani dumur zayıflıktır. لِأَنَّهُ يَقْصُدُ الدَّمِيرِ قَلِيلُ الْحُرُوفِ. Evet. لِأَنَّهُ, çünkü يَقْصِدُ الدَّمِيرُ, damir kasteder. قَلِيلَ الْحُرُوفِ يَقْصُدُ الدَّمِيرَ. Evet. Damiri kasteder. Damiri meydana getirir. Qalilul hurufi, harflerin azı zamiri meydana getirir. Bu nedenle zayıf, yani zayıf, harfi az olduğu için buna zayıf denir. Bu şekilde cılız,
anlamına geliyor damir. Sümme tilkel huruful mevdu'atu lehu galibuha mehmusetun. Evet. Sümme tilkel huruful mevdu'a. Bu bırakılan mevdu, yani mevdu bırakılan, bu konulan harfler, lehu zamir için konulan harfler, galebeha mehmuseten. Şöyle onu da bakalım. Mehmusse, evet. Mehmus arkadaşlar fısıltı demektir. Yani galebeha mehmuseten, böyle gizlice onu ele geçiriyor. Yani yaksidu li ennehu yaksidu damir qalilul huruf. Evet, burada huzal, biz dedik zayıflık demektir, cılız olma demektir. Dumur, dumura da bakalım arkadaşlar, ona da bir bakalım sözlük ne diyor. Dumur, işte o da zayıflık demektir, noksanlık, zayıf yani, zayıf yani. Yani damir kelimesi zayıflıktan geliyor da huzal. Çünkü yaksidu damir qalilul huruf. Çünkü az harfler zamiri karşılar. Thumma tilkel huruf, sonra bu harfler el mevdu'a, bu konulan zamir için bırakılan harfler, lehu o zamire lehu galibuha mehmuseten. Evet. Ve hiye etta vel kaf vel ha vel hems. Ha, arkadaşlar burada hemsten kasıt Arapçadaki hems harfleridir. Şimdi oldu. Arapçada cehir harfleri var. Yani nefes orada arkadaşlar ses tellerinde nefes tutuluyor. Bir de hems dediğimiz harfler vardır. İşte hems daha böyle gizli, uğultulu, fısıltılı çıkan, zayıf çıkan bir harftir hems. Hemsin özelliği odur, zayıf çıkanlardır. Çünkü ses tellerinde bir titreme oluşturmuyor. Ve işte zamirleri oluşturan harfler mesela e, nun, işte t, vav, y, ondan sonra k var arkadaşlar. Bu muttasıl zamir. Bunlar arkadaşlar, bu harfler, yani zamirleri oluşturan bütün harfler, bunların çoğu galibuha, yani o harflerin çoğu, evet, galilun huruf diyor ya, az harflerle yapılıyor zamirler. Ama o harflerin, o az harflerin çoğu galiba mehmusetun, mehmus harflerdir. Yani ağızdan fısıltılı çıkan, gizlice, yani gizlice gibi fısıltılı çıkan, dumur şeklinde, huzal şeklinde zayıf çıkan harflerdir. Mesela bakın t, 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 t dediğimizde ses telleri titremiyor. Kef, kef titremiyor. H, ses telleri titremiyor. Bunlar hepsi arkadaşlar nedir? Hems harfleridir. Vav da öyledir. Dolayısıyla hems işte tanım yapıyor. Subhanallah. Vel hemsu, hems odur ki, ben tabii çözdüm çok şükür. Huve es-savtul khafi. Gizli sestir ha. Yani ses telleri titretmeyecek kadar gizli olan bir sestir hems harfleri. İnşallah anlaşılmıştır. Demek ki zamire zamir denmesinin iki sebebi var İbn-i Hişam diyor. Birisi odur ki Araplar edmertu diyor, ben gizledim, yani edmertu şey'e, bu gizlemek anlamı olduğu için zamir oradan kullanılmış. Çünkü zamir de bir nevi bir ismin yerini tutuyor, yani onu gizliyor, ismini zikretmeksizin onu yerine kullanılıyor. İkinci olarak gizleme değil de fısıltı anlamı huzal, şey zayıflık, noksanlık anlamında huzal. O da arkadaşlar, yani az harf olmasına rağmen mehmus, yani gizli işte çıkan sesler, hems harfleri oluşturuyor zamirleri. Bu da yine onların galibi, onların çoğu öyledir. Hepsi değilse de çoğu böyle hems harfidir. O hems de yine gizliliğe dalalet etmek üzere zamire, dumur kelimesine bakar, dumur. Ve dumurdan da zamir gelmiş. Bu da ikinci manadır. İkinci mana dumur. Birinci mana edmertu. Yani temel olarak iki kelimeden türüyor. Edmer fiilinden, bir de dumur.
Peki. Bu şekilde oldu elhamdülillah. Bakalım herhalde bir sonraki videoda artık şöyle yeni bir konu. Burayı da okuyayım. Yeni konuya biz buradan devam edeceğiz. Ve hünake, bu yeni konu mudur? Evet, tamam, burayı bir sonraki videoya bırakıyorum.